Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan bir fal kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Eğer ki şu anda bu videoyla karşılaştıysanız enerjisel olarak aklınızdaki kişiyle ya da konularla ilgili bir cevap alacak mısınız ve bunun enerjisini çekmişsiniz diye düşünüyorum. Yani ben enerjiye çok inanıyorum. Birini çok fazla düştüğümüzde bir anda karşımıza çıkar çarşıda, pazarda ya da o kişi bizi arar ya, onun gibi. Eğer şu anda bu videoyla karşılaştıysanız işte aklınızdaki kişiyle konularla ilgili bir cevap alacak mısınız gibi düşünüyorum. Bu tarzda yüzlerce video var kanalımda. Onlardan bir tanesini de girip herhangi bir şeyini tetip dinleyebilirsiniz. Şimdi bu falı ben birazdan açacağım. Siz aklınızdan birini tutun. Kendinizle ilgili olabilir, eşinizle, çocuklarınızla, sevdiğiniz biriyle ilgili olabilir. Bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için de niyet edebilirsiniz. Bakalım niyet ettiğiniz şeyle ilgili gerçekten size uygun bir fal çıkacak mı? Hala kanalıma abone olmayanlar varsa bu arada abone olursanız sevinirim. Şimdi yavaşça açacağım falımızı. Bakalım falımızda neler çıkacak. Bir sevinç gözyaşı çıktı. Bir haber alacaksınız ve çok sevinebilirsiniz ve gözyaşı çıktı. İnşallah öyle olsun. Sevinç gözyaşları ama içinize akıttığınız gözyaşları da çıktı bakın burada. Bir şey çok içlenmiş, çok gizlice, içinize döktüğünüz gözyaşları olmuş. Kimseye gösteremediğiniz, anlatamadığınız bir konuda olmuş. İçiniz yavaş yavaş aydınlanmaya başlıyor. Bakın böyle bir karamsarlık dağılmış. Ufak ufak artık aydınlanma başlamış ama bir şey de sizi üzmüş, çok ağlamış. Çok böyle bakın, yani şunlar, içe akan gözyaşlarınız var. Umarım sondur, biter. O acısı neyse unutursunuz. Bakın şurada hane içerisinde biri namaza durmuş. O kadar içten ve gözyaşları çıkmış. Ağlaya ağlaya, hani bazen insan, hepimiz oluruz, olmuşsunuzdur belki siz de. Hani böyle namaz kılar, dua eder, çok ağlayarak çok içten bir şey isteriz ya. Bir dileğiniz var, çok büyük bir isteğiniz var. Ağlayıp hem isteyip hem böyle bazen aşık olursunuz. O aşkın acısı, o size göre doğru insan değildir. Onun bitmesi için de dileyebilirsiniz. Hani bir, belki çocuğunuz için, belki işiniz, belki eşiniz, bir şey olabilir. Hani kişiye göre değişebilir ama böyle bir acı da var sanki içinde. Bir üzgünlük, bir şey için dua ediyorsunuz ve önünüz tertemiz çıkmış ama inşallah dualarınız kabul olsun. Çünkü burada da böyle hızla, bakın hane içerisinde hani böyle yüzen insan olur ya, kulaç atar, böyle çok hızlı bir şekilde ilerleyen bir insan çıkmış. Yani bu dua ettiğiniz konu, kişiyle ilgili durum, bu olay sanki böyle çok hızlı ilerleyecek. İstediğiniz gibi, hani böyle bir level çok hızlı atlayacaksınız. Hani böyle hızla yüzüyor, kulaç atıyormuş gibisiniz. Hiç ummadığınız bir şekilde bir anda böyle değişebilir durumlar. İnşallah öyle olsun. Dilediğiniz, dua ettiğiniz gibi, işte o içinizden geçtiği gibi olabilir. Etrafınızda bir insan var. Bakın şöyle. Kafası bir bu tarafta, bir bu tarafta. İkili oynuyor. Yani sizinle başka konuşup başka tarafla başka konuşan biri var. Bunu da bence çok iyi biliyorsunuz. Hani zaten herkes kendini belli eder biraz. Siz de bu kişinin varlığından, yaptıklarından da haberdarsınız. Etrafınızda dolaşıyor ve bu kişi sizi huzursuz ediyor. Rahatsız ediyor. Tekrar etrafınızda durup tekrar sizde bir ikilem ve bir ikilik yaptığını haberini alabilirsiniz. Ama şaşırmayacaksınız bence. Zaten bildiğiniz biri. Şimdi şurada bir deve var, oturmuş sanki. Deve bir kısmettir ama önünde de bir şey durmuş. Birisi sanki sizin güzel bir şeyinizin gelişmesini, olmasını, bir kısmetinizi kapatmaya çalışıyor. Yani biri sizin mutluluğunuzu engelliyor olabilir, biri sizin böyle işinizle ilgili ilerlemenizi engelliyor olabilir, sizin belki daha iyi şartlarda yaşamanız için çalışmanız, başka bir şehre gitmeniz, başka bir şey yapmanız, biriyle birlikte olmanız gerekiyordur ama hani o kişi engel oluyor sanki. Bazen etrafımızdakiler isteyerek, bazen istemeyerek de engel olabilir. Hani ebeveynlerimiz, ailemiz bizi sevdiği için, kıskandığı için, koruduğunu düşündüğü için yapabilir. Ama aslında bizim kısmetimizi kapatırlar. Daha iyi şartlarda yaşayabiliriz, çalışabiliriz, daha farklı ortamlara girersek yeni kişilerle tanışabiliriz. Ama onlar istemeden bazen engelleyebilirler bu durumu. Biri var ve sizin hayatınızda gerçekten ilerlemenizi, kısmetli şeyinizi kapatıyor. Kısmetinizi kapatıyor daha doğrusu. İsteyerek ya da istemeyerek. Eğer ki ailede öyle biri varsa, hani olur ya, anne babalarınızdır. Başka bir şehirde okumaya gitmenizi engeller, çok fazla ortama girmenizi engeller. İşte belki bir iş ortamına girmenizi istemez ya da eşinizdir bu. Çalışmanızı istemiyordur, kıskançtır ortamları ama tabii
Siz bunu evden engelledikçe sizin olur, sizin etrafınız, çevreniz genişlemez, yeni iş ortamlarına giremezsiniz, kendinizi geliştiremezsiniz, yeni kişilerle tanışamazsınız. Bu kısmetinizi kapatır ister istemez. Bence buna bir dur deyin, güzelce de anlatın, izin vermeyin, her ne olursa olsun. Sonuçta yanlış olmadığını, yapmanız gerekenleri yapmanız gerektiğini düşünmeye başladığında hani normal olduğunu anlayacak. Yani o kadar da istediğiniz bir şey ya da bu hayatta o akışı engelleyen kişinin kendisi, yanlışın kendisinde olduğunu anlayabilir. Bir konuşma geçebilir o kişiyle de aranızda bu yüzden. Biriyle böyle tartışıyorsunuz. Bir kişi var burada ayakta ama bu kişi biraz rahatsız sanki. Ya bedenen ya da zihinsel olarak gerçekten psikolojik bir bunalmış. Kafası karışık olduğu için bir tartışma içerisine girebilirsiniz ama konuyu çok alttan alacaksınız. Sanki kapatacaksınız ya da kapatıyorsunuz. Daha önce de gerçekleşmişse hasta olduğu için ya da psikolojik olarak artık sinirleri çok yıprandığı için. Hani ben bu kişiye tartışmak yerine alttan alayım diye böyle biraz çabalıyorsunuz. Yine sabredeceksiniz. Biraz böyle başınızı öne eğip biraz sabrediyorsunuz. Olur ya belki iş ortamındadır. Bizim patronumuz, yöneticimizse bazen ister istemez iş hayatında maalesef haklı da olsak sustuğumuz noktalar olabiliyor. Keşke hani hiç susmasak haklı olduğumuz yerde ama maalesef düzen bazen bizi o pozisyona da sokabiliyor. Yine bir küçük tartışma olabilir o kişiyle ilgili. Biraz alttan alma durumu çıkmış. Şimdi bakın burada böyle iki kişi var. İki kişinin böyle kafasındaki fikirler, düşünceler birleşiyor. Biriyle o kadar iyi anlaşıyorsunuz ki böyle kumrular gibi. Bu bazen gerçekten aşktır. Yalnızsanız eğer böyle hani ruh eşiniz diyebilirim. Bakın böyle ruhlar yukarıda birleşmiş. Hani inşallah öyle olsun. Ruh eşinizle birlikte olabilirsiniz. Yani tanışabilirsiniz bu yakınlarda hiç şaşırmayın. Böyle inanılmaz güzel fikir alışverişi, zihinleriniz, hayata bakış açınız, vizyonunuz bir olacak bu kişiyle. Ama her şey aşk değildir. Bazen bir arkadaşlık, bazen girdiğiniz bir ortamda yeni bir dost, bazen aile içerisinde diğer bireylerle olabilir. Hani biriyle böyle o kadar iyi anlaşacaksınız ki bu size huzur verecek. Zaten öyle çok da güzeldir bu şey. Birlikte böyle bir karar alacaksınız. Yani eğer ki bu kişiyle ruh eşi ve aşk anlamındaysa bu kişiyle çok hızlı bir evlilik, birlikte olma, bir çocuk ya da işte bu kişiyle bir ev alma, bir şeyin kararını alacaksınız. Ama bu bir arkadaşınızsa, bir akrabanız falansa bu kişiyle yine bir karar alacaksınız. Onun hayatı ya da sizin hayatınızla ilgili ya da ortak hayatınızla ilgili bir karar alacaksınız. Çok da güzel, hayırlı bir gelişme olacak bu. İnşallah da öyle olur hani. Bakın burada bir deniz kızı var sanki böyle. Deniz kızı güzeldir ya ama böyle bir çatının altına sığınmış. Etrafınızda böyle çok güzel, çok cool gibi bir kadın bu bence özellikle. Hani genç bir kız olabilir, bir kadın olabilir ama bir yere sığınmaya ihtiyaç duyuyor. Böyle bakın bir köşeye çekilmeye çalışıyor. Bir derdi olduğunu, bir sizden yardım istediğini ya da gerçekten bir sığınmaya, fikre, düşünülmeye, maddi ya da manevi bir şeye ihtiyacı olabilir bu kişi. Yakınlarınıza duyabilirsiniz. Hani böyle güzel, naif, ruhu güzel, böyle bir kadın var sanki etrafınızda. Bir konuda bir şeye ihtiyacı olduğunu duyacaksınız bu yakınlarda. Ona da yardımcı olabilirsiniz belki de. Şimdi bakalım başka neler çıkmış. Bakın böyle bir kuş gelmiş dala konmuş burada. Bir haber alacaksınız. Çok hızlı bir haber. Birinden bir haber bekliyor olabilirsiniz. Uzaktan biri, işle ilgili bir haber ya da. Ama güzel bir haber gelecek. Bu konmuş çok kısa bir süresi var, vadesi var. Hani böyle belki bir 2-3 hafta içerisinde bu haber size gelecek çok hızlı. Sonra bakalım şurada böyle bir harfler çıkmış. Bakın E, B'ye de benziyor. D ve L harfleri. E, B ve D ve L'ye benziyor. Birinden ya bu kişi sizin isminizde varsa size ya da karşı taraftan tanıdığınız, sevdiğiniz, partneriniz, çoluk çocuk olabilir belki ama onun hayatıyla ilgili çok güzel bir haber gelecek. Altta da bir anahtar var, bir kısmeti var bu kişinin. Yani yeni bir okul, yeni bir iş, yeni bir haber, sınav sonucu bir haber gelecek. Çok sevineceksiniz. Çok sevinçli bir haber olacak. Ve bakın biriyle aranıza bir uzaklık, bir yol girmiş. Biriyle uzaklaşmışsınız. Yani İşten ayrılıp sevdiğiniz bir arkadaşınızdan uzaklaşabilirsiniz. İşte sevdiğiniz bir şehir değişikliği yapabilirsiniz. Ya da arkadaşınız evlenip gider, başka bir işe gider, başka bir
yere taşınır, bir şey olacak sanki. Biriyle aramıza bir yol girecek. Böyle biraz uzaklaşıp o kişiyi özlediğinizi hissedebilirsiniz. Belki de girmiştir. O kişiyi böyle çok özlediğinizi hissedebilirsiniz. Bir yol, sevdiğiniz biriyle biraz şey var, uzaklaşma çıkmış. Ama böyle kötü bir şeyden dolayı değil de işte gerekler, hayat şartları, gerekçeler. Belki de öyle bir şey çıkacak. Şimdi bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkacak? Yani şöyle bir tabakta bakınca bu böyle çok büyük bir fok balığı gibi çıktı bakın. Kocaman bir fok balığı. Fok balığı da kısmettir böyle. Kocaman bir kısmetiniz var. Yani bu fal bence güzel. Gerçekten çok güzel bir fal. Çok büyük bir kısmet. Yani ev mi almak istiyorsunuz? Hem uyguna hem böyle belki çok güzel bir ev alacaksınız. Bir eş mi arıyorsunuz? Hayatınızda ruh eşiniz. Zaten fincanda da çıkmıştı böyle ruh eşiniz. Hani gerçekten doğru kişi çıkacak. Her aşk kesinlikle doğru değildir. Aşk yaşamak güzel bir şeydir ama yanlış kişiye aşık olmak bence dünyanın en kötü bir şeyi. Çünkü hep yorumlarda da görüyorum, yazanlar da oluyor, konuştuğum arkadaşlarımdan da biliyorum. Yanlış kişiye aşık olmak bence dünyanın da en zor şeylerinden biri. Sizi ne kadar yükseltebiliyorsa işte aynı hızla yere çarpıyor ve o kadar da canınızı acıtıyor. Allah hiç kimseye doğru olmayan kişiyle aşk yaşatmasın. Burada böyle büyük bir kısmet, kocaman bir kısmet var. İşle ilgili olabilir ya da bir bebek haberi alabilirsiniz ama bu bebek haneye çok büyük kısmet getirebilir. Böyle bereket getirebilir, bolluk bereket içerisinde. İnşallah öyle olsun. Burada da en çok böyle o fok balığı ve kısmeti gördüm. Öyle olsun, öyle dileyelim, öyle düşünelim. O enerjiyi çağıralım çünkü. Ağzımızdaki sözler gerçekliğimiz oluyor. Belli bir süre sonra ben çok inanıyorum. Ağzımızdan çıkan sesler, titreşimler, frekanslar dönüp dolaşıp tekrardan bizi buluyor. İnşallah hepimiz kaç kişi izlerse, kaç bin kişi izlersek hepimiz inşallah amin diyelim ki gerçekten bu fok balığı, bu kısmet neyse büyük kısmet bizi bulsun. Gönlünüzden geçen her şey de gerçek olsun diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.